Kitap kritiklerinde bu haftaki kitabımız 9 Eylül Üniversitesi İzmir'den Doktor Mehmet Çiçek hocamızın Geçmiş ve Günümüz Algısında Kur'an, Molla Fenari ve Fazlur Rahman Örneği, iki büyük alimi karşılaştırmalı olarak Kur'an'a bakış açılarını, tefsir yöntemlerini mukayese eden güzel bir çalışma. Kitap 2012 yılında, yani geçtiğimiz yıl basılmış. İz Yayıncılık, Yedi Renk Yayınları tarafından İz Yayıncılığın bir kuruluşu basılmış. Bu aslında Mehmet Çiçek Hoca'nın 2009 yılında yaptığı doktora tezi. Kitaba şöyle ana hatlarıyla dışarıdan içeriye doğru yine bakacağız. Önce kabuğunu, sonra içeriğini, kitabın ana konularını incelemeye çalışacağız. Kitap yaklaşık 340 sayfa. 3 bölümden oluşuyor kitap. Bu kitapta öncelikle Molla Fenari'yi tanıtmış, Molla Fenari'nin hayatını, Kur'an'a yaklaşımını, tefsir yöntemini incelemiş birinci bölümde. İkinci bölümde Fazlur Rahman'ın Kur'an'a yaklaşımını incelemiş, Fazlur Rahman'ın hayatından yine başlamış. Üçüncü bölümde de Molla Fenari ve Fazlur Rahman'ın Kur'an'a yaklaşımlarının mukayesesi diye son 40 sayfa, kitabın son 40 sayfasında ikisini karşılıklı olarak incelemiş. Şöyle bir değerlendirmeyle başlayabiliriz öncelikle. 300 sayfa yaklaşık Molla Fenari'nin ve Fazlur Rahman'ın görüşlerini aktarmış. Son 40 sayfasında, yani 300. sayfadan aşağı yukarı 340'lara kadar da ikisini karşılaştırmış. İlk bölümün ve ikinci bölümün biraz uzun tutulduğunu söyleyebilirim. Belki biraz daha kısa tutulabilirdi. Çünkü kitabın son 40 sayfası zaten diğer bütün o ilk 300 sayfanın özeti gibi. Çünkü ilk 300 sayfada Molla Fenari Hazretleri'nin ve Fazlur Rahman'ın görüşlerini ana hatlarıyla veriyor. Ama son 40 sayfada da biraz onun tekrarı oluyor diyebiliriz. Az sonra biz zaten özellikle ikisinin karşılıklı mukayese edildiği bölümde biraz daha duracağız. Fakat ben yine de Molla Fenari'nin ve Fazlur Rahman'ın hayatlarının incelendiği ilk iki bölüme de biraz değinerek başlamak istiyorum. Evet, Molla Fenari ve Fazlur Rahman karşılaştırması aslında bir nevi klasik modern karşılaştırması gibi. Yani klasik dönem alimlerimizden Molla Fenari'nin, modern dönem alimlerinden Fazlur Rahman'ın görüşlerini esas almış, ikisini karşılaştırmış. Birisi 20. yüzyılda yaşayan, 1919-1988 yılları arasında yaşamıştır Fazlur Rahman, onun görüşleri. Diğeri ise Osmanlı'nın kuruluş döneminin çok önemli siması, Osmanlı'nın ilk Şeyhülislam'ı olan Molla Fenari Hazretleri'nin görüşleri, ki o da 14. yüzyıl ile 15. yüzyılın başlarında yaşamış. Molla Fenari Hazretleri Bursa'mızın önemli simalarından, 1350'de dünyaya geliyor, 1431'de vefat ediyor. Ta Orhan Gazi döneminde doğmuştur. Sonra 1. Murat, Yıldırım Beyazıt, ardından Çelebi Mehmet ve 2. Murat dönemlerini görmüş. 2. Murat zamanında Şeyhülislam olmuştur. Fetret döneminde yine bulunmuş. Fetret döneminde ancak o karışıklık esnasında Karamanoğullarının yanına gitmiş. Hatta en meşhur eseri olan Aynül Ayan, Gözlerin Gözü isimli Fatiha Suresi tefsiri kitabını da Karamanoğlu Mehmet Bey'e atfen yazmıştır. Yani Osmanlı kuruluş döneminin çok önemli simalarından biri. Molla Fenari Hazretleri'nin önemli yanlarından belki biri şu, belki de en önemli yanı şu, hem dini ilimlerde ihtisas yapmıştır, fıkıh, tasavvuf ve benzeri dini ilimlerde kendini geliştirmiş, hem de pozitif bilimlerde, hem akli hem nakli ilimlerde kendisini geliştirmiş bir alimimizdir. İsagoji'yi, meşhur Porfirius'un eseri İsagoji'yi şerh etmiştir. Mantık ve fizikle uğraştığı rivayet edilir. Hem pozitif bilimlerde hem dini ilimlerde ihtisas yapmış çok büyük bir alim. Fakat Mehmet Çiçek Hoca neden Molla Fenari'yi Fazlur Rahman'la karşılaştırmak için seçmiştir? Bunu kendisi izah ediyor. Ondan da aktararak giriş yapmış olacağız. Çünkü Molla Fenari Hazretleri klasik bir tefsirci, klasik bir alim değil. Aynı zamanda bir sufi, rivayete göre Somuncu Baba ismiyle bilinen Şeyh Hamidi Veli Hazretlerine de intisap etmiş bir sufi ve vahdet-i vücut görüşünü klasik tefsirle harmanlayan bir bakış açısına sahip, külli ilim olarak gördüğü tasavvuftaki vahdet-i vücut görüşüyle bildiğimiz o tefsir muktesebatının klasik sünni tefsir ekollerine zaten sadık kaldığını görüyoruz. Ehl-i sünnet çizgisinden çok fazla şaşmamıştır. Fakat her ikisini mezcitmiştir. Vahdet-i vücut görüşüyle birlikte
mevzuları ele almıştır. Bu yönüyle çok önemli bir alim ki girişte de Mehmet Çiçek Hoca ona işaret edecek. Fazlur Rahman'ın neden seçildiğini ise belki anlamaya bile gerek yok. Çünkü 20. yüzyılda klasik modernizmden sonra tarihselci bakış, neomodernizm, yeni modernizm dediğimiz o son dönem Kur'an'a yaklaşımının en meşhur, en etkili temsilcisidir Fazlur Rahman. Bugün dahi yani ilahiyat fakültelerinde olsun etkileri en çok görülen mütefekkirimizdir diyebiliriz Fazlur Rahman için. O yüzden bu iki önemli alimi seçmiş ve Kur'an'a bakış açılarını, tefsir yöntemlerini bu kitap mukayese etmiş. Çok güzel bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi kitabın 340 sayfalık bu hacmi belki biraz daha kısaltılabilirdi. Özellikle kitabı okuyacak olanlar, vakti dar olanlar son 40 sayfasını iki alimin mukayese edildiği kısmı dahi okusalar kitabın ana hatlarıyla amacını kavramış olacaklardır. Evet, dediğim gibi biz daha çok son bölüme, ikisinin mukayese edildiği, iki alimin mukayese edildiği bölüme odaklanacağız ama giriş kısmında Molla Fenari Hazretleri ile ilgili ve Fazlur Rahman ile ilgili çalışmanın konusu ve amacı başlığı altında neden bu alimleri seçtiğine güzel bir giriş yapmış. Dilerseniz oradan birkaç pasaj okuyarak başlayayım. Molla Fenari'nin yaşadığı 14. ve 15. yüzyıl özellikle tefsirin bir ilim olarak ortaya konma gayretlerinin yoğun olduğu bir dönemdir. Burada ilim kavramı yukarıda zikrettiğimiz hiyerarşik yapının bir parçası anlamındadır. Nitekim bu dönemde Kutbettin Razi, Taftazani, Cürcani, Kafiyeci ve nispeten Suyuti gibi alimler tefsiri bir ilim olarak ortaya koymaya çalışmışlardır. Molla Fenari bu çabaların tam ortasında kendisinden önceki dönemi harmanlayan ve kendinden sonraki ulemayı da etkileyen bir köprü konumundadır. Yani tam merkezde duran alimlerimizden biri. Zira Molla Fenari öncesi tefsirin bir ilim olarak ortaya konulması müstakil eserlerden ziyade tefsir mukaddimelerinde yer alıyordu. Özellikle keşşaf şerhlerinde yapılan açıklamalarla konu sınırlı kalmıştır. Molla Fenari ise tefsiri ilim sistematiği içinde yeniden düzenlemiştir. Ki Aynül Ayan isimli Fatiha suresi tefsiri kitabının giriş bölümü Molla Fenari'nin tamamen tefsir ilmine yönelik Ulumul Kur'an bilgilerini muhtevi bir bölümdür. Genişçe tefsir ilmine dair konuları Aynül Ayan'ın girişinde ele almıştır Molla Fenari. Ondan da örnekler vereceğim. Evet, Molla Fenari'nin kişisel özelliği olarak da vahdet-i vücutla tefsiri nasıl tefsir ilmine harmanladığına burada yine uzunca bahsediyor. Kısa bir bölüm aktarayım. Molla Fenari'nin kişisel özelliğine bakıldığında da İslam düşüncesinde karşılık bulan iki geleneğin kendisinde temerküz ettiği görülür. Bunlardan ilki hocası Cemalettin Aksaray'ı kanalıyla Fahrettin Razi geleneğinin, diğeri de Sadrettin Konevi vasıtasıyla vahdet-i vücutçu geleneğin temsilcisi olmasından kaynaklanmaktadır. Esasen müellif Razi ile oluşan tefsir geleneğini vahdet-i vücut düşüncesi ışığında oluşturma ve geliştirme iddiasındadır demiş. Bursa'mızın meşhur simalarından Emir Sultan Hazretlerine Molla Fenari Hazretlerinin Sadrettin Konevi'nin Miftahul Gayb adlı eserini okuttuğu bilinir. Yani Sadrettin Konevi damarı olduğunu da burada belirtti hoca. Gerçekten Emir Sultan Hazretleri döneminin en büyük, en meşhur sufilerinden. Onunla da böyle ona hocalık yapmış olduğunu düşündüğünüzde bu yanının da Molla Fenari Hazretleri'nin ne kadar kuvvetli olduğunu düşünebilirsiniz. Diğer müellifimiz Fazlur Rahman ise 20. yüzyılda yaşamış bir alimimizdir. Bu yüzyılın tarihsel şartlarına baktığımızda İslam düşünce geleneğinin yanı sıra Batı düşüncesinin de etkilerinin yoğun olarak görüldüğü bir dönemdir. Batı düşüncesinin etkileri aydınlanma ile başlayan düşünsel değişim ve oryantalizmin de Fazlur Rahman'ın ifadesiyle dışarıdakilerin etkisiyle İslam'ın temel kaynaklarına yönelik algı değişikliğidir. Bu iki düşünsel farklılık Kur'an'a ve tefsire yaklaşımı da direkt etkilemektedir. Nitekim Fazlur Rahman da kendisini bir taraftan İslam düşüncesinin ıslahatçı söyleminin devamı olarak kabul ederken, diğer taraftan modern dönemin İslam düşüncesine kattığı yapıcı etkilerden de faydalanan bir kişi olarak tanımlamaktadır. Ayrıca o modernitenin İslam ile uzlaştırılabileceği düşüncesindedir. Bu son cümle çok önemliydi. Fazlur Rahman'ın belki temel hedeflerinden biri modernite ile, modern düşünce ile İslam'ın uzlaşabileceği görüşü üzerinde durmuş. Bu yönde çalışmalarını
yoğunlaştırmış bir alimdir. Bu yönüyle önemlidir. Burada yine girişte Fazlur Rahman'ın Reşit Rıza, Seyit Ahmet Han, Muhammed Abduh, Nasır Hamit Ebu Zeyd, Muhammed Arkon, Hasan Hanefi gibi diğer hem klasik modernist hem de neomodernist alimlerden ayrılan yanına kısaca işaret etmiş. Buyurun. Burada son soru şimdi bir soru. Geçmeyelim derseniz hemen de sorabilirsiniz ama usulen en sonda sormamız daha da iyi olur. Modern değil, İslam'ı aynı şeye yani buluşabileceğini ifade etmesine ne dair? Bu yani sorunun cevabı geniş. Şöyle yapalım o zaman. Geniş cevabı var o sorunun. Bitirelim. Belki arada cevaplar da gelebilir ama en sonda da konuşabiliriz yeniden. Evet. Bu şekilde Molla Fenari Hazretlerinden şimdi hayatından başlıyor. Genel bilgiler vermiş. Geçimini ipekçilikle sağlayan Molla Fenari ekonomik olarak oldukça iyi sayılabilecek imkanlara sahip olmuştur diyor. Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi hem ilimle iştigal ediyor hem de ticaretle uğraşıyor Molla Fenari Hazretleri de. İsminin nereden geldiğini, nerede doğduğunu ele almış ilk bölümler. Bu kısımları zaten hızlıca geçiyorum. Eğitim serüveninin Anadolu ve Mısır olmak üzere iki ayak üzerinde oluştuğunu söylüyor. Bu kısımlar aslında önemli çünkü meşhur büyük muhaddislerden İbn Hacer Askalani gibi büyük muhaddislere bile hocalık yapmıştır. Mısır'a Seyyid Şerif Cürcani ile birlikte gitmiştir. Yani döneminin çok önemli alimleriyle devamlı olarak dirsek teması halindedir Molla Fenari. Bununla ilgili belki hayatından bahsederken değinmek gerekir ama hızlı geçelim. Bence son bölüme de odaklanırsak daha iyi olacaktır. Onun yaşadığı dönemdeki dört büyük alimden biri olduğu nakledilir diyor Molla Fenari ile ilgili. Yine hayatı ile ilgili nerede müderrislik yaptığı bilgilerine vesaire yer vermiş. Yaklaşık yüzden fazla eserinin olduğu rivayet edilmektedir diyor. Ve en meşhur eserlerini de burada inceliyor. Detayına girmeden en meşhur Molla Fenari'nin eserlerinden birkaç ben de örnek vereyim zihnimize daha iyi oturması açısından. En çok bilinen eseri Aynül Ayan. Aynül Ayan Fatiha Suresi tefsiri kitabı aynı zamanda genel bir tefsir mukaddimesinin yer aldığı meşhur bir eser. Karamanoğlu Alaaddin Bey'e, ben Karamanoğlu Mehmet Bey'i demiştim, düzelteyim. Karamanoğlu Alaaddin Bey'e ithafen yazmış dibacesinde bu şekilde kayıtlıdır diyor. Burada mesela bir detay da vermiş. 7 farklı başlığı var Aynül Ayan'ın diyor. Ve bölümün sonunda hatimi olarak idrak kavramı, kısımları ve yolları konusu işlenmiştir. Tefsir usulüne dair çalışmalarda görmediğimiz bu başlık, bilme kavramının mahiyetini açıklamaya çalışan orijinal bir alt başlıktır diyor. Yani genel çizgiyi takip ettirmiş olsa da Molla Fenari bu şekilde mesela tefsir usulünde görmeye alışkın olmadığımız bazı idrak gibi bölümlerde ilave yapmış Aynül Ayan'a. Diğer meşhur bir eseri Keşşaf. Zemahşeri'nin meşhur Keşşaf eserine yaptığı Talika. Yine Eş-Şatibi'nin Şatibi adlı meşhur eserine bir şerh ve hatime düzenlemiş, haşiye yazmış. Fıkıhla ilgili çok eseri var, tasavvufla ilgili eserleri var, mantıkla ilgili ve Arap diliyle ilgili pek çok eseri var Molla Fenari Hazretlerinin. Öğrencilerinden kimler var? Celaleddin Suyuti'nin de hocası olan Muhyiddin Kafiyeci meşhur büyük alimlerden. Yine İbnül Hacer Askalani dedik. Yine Molla Yegan, Fatih Sultan Mehmet'in ilk hocası olarak bilinen. Bugün Yıldırım'a giderken sol tarafta medresesi, şimdi kebapçı medresesinin olduğu o meşhur alimlerden Molla Yegan. O da yine Molla Fenari Hazretlerinin öğrencilerinden. Sonra etkileri diye bir bölüm almış. Son olarak da buna değineyim. Molla Fenari Hazretlerine geçmiş olalım. Etkileri, bakın bu önemli. Molla Fenari'nin mantıkla ilgili bir günde yazdığını belirttiği İsagoji Şerhi, Osmanlı medreselerinde son döneme kadar okutulan temel ders kitaplarındandır. 30 sene gibi uzun bir sürede hazırlanan Fusulül Bedai adlı çalışmasından, bu da fıkıh iştihatla ilgili bir eseridir. Ahmet Cevdet Paşa ve Elmalılı Hamdi Yazır gibi alimler övgüyle bahsederler diyor. Yine etkilerinden bahsettiği, bakın şu örneği verelim. Molla Fenari ne kadar etkili bir alimdi. Fatih döneminde Çivizade Mehmet Efendi olayı Molla Fenari'nin ne kadar döneminde etkili olduğunu önemli bir göstergedir.
O, Molla Fenari'nin görüşünü kıyle ile değerlendirdiği için imtihandan başarısız olmuştur. Yani Molla Fenari gibi büyük bir alimin sözünü kıyle denildi ki diye aktarmış. Bu büyük bir hata görülmüş ve imtihanda başarısız olmuş. Çivizade Mehmet Efendi. Evet. Bu kısma hızlıca geçiyorum. Az sonra zaten Molla Fenari'nin görüşlerine girmiş olacağız mukayese yaparken. Fazlur Rahman'la ilgili de hemen verdiği bilgilere kısaca değinmiş olayım. Fazlur Rahman'ın hayatını, ilmi kişiliğini ve eserlerini ele alıyor kitabın ikinci bölümünde. Burada Fazlur Rahman, Pakistan'ın kuzeybatısında Hazara şehrinde dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi diyor. 10 yaşında Kur'an'ı ezberledi. Çağdaş eğitim de almaya başladı. 1940 yılında Pencap Üniversitesi Arapça bölümünden mezun olmuş. 1946 yılında doktora yapmak üzere İngiltere, Oxford Üniversitesi'ne gitmiş. 1949'da doktorasını bitirmiş. Fars medeniyeti ve İslam felsefesi hocası olarak ders vermeye başlamış. Klasik Yunan ve Latin dillerini felsefi ve teolojik metinleri rahatlıkla okuyabilecek düzeyde öğrenmiş. İngilizce ve Almanca bilmekteymiş. Çok fazla dilde bilen bir alim Fazlur Rahman. 1961 yılında Pakistan Karaçi'ye dönen Fazlur Rahman, 1962'de Devlet Başkanı Eyüp Han tarafından İslami Araştırmalar Enstitüsü'ne önce araştırmacı olarak sonra da müdür olarak atanmıştır diyor. Ki Pakistan'a gittiğinde 1961'den 1968'e kadar 7-8 yıl orada kalacak. Fakat görüşleri Pakistan'da çok makul görülmediği için, mazur görülmediği için Pakistan'dan ayrılmak zorunda kalacak baskılar üzerine Fazlur Rahman. 1969'da yeniden Chicago Üniversitesi'ne gitmiş ve orada İslam düşüncesi profesörü olarak göreve başlamış. Ve 1988 yılındaki vefatına kadar da orada kalmaya devam etmiş. Fazlur Rahman'ın pek çok eserini tercüme eden, Fazlur Rahman'ı da yakından tanıyan Alparslan Açık Genç Hoca, Fazlur Rahman'ın hayatını 3 bölüme ayırır. İlk bölümü şöyle diyor. Birinci dönemi şuydu diyor. İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde doktora öğrenimi yaptıktan ve Durham Üniversitesi'nde ders vermeye başladıktan sonra daha önce almış olduğum, bunu Fazlur Rahman'ın kendi ağzından naklediyor. Modern eğitim ile geleneksel eğitimim arasında bir çelişki hissettim. 1940'lı yılların sonu ile 1950'li yılların başlarında felsefe çalışmaktan doğan ciddi bir şüphe dönemi geçirdim. Bu geleneksel inançlarımı darmadağın etmişti diyor. Yani o felsefeyle yoğun olarak iştigal ettiği dönem birinci dönemiydi diyor. İkinci dönemi Pakistan'da kaldığı dönemdi diyor. O 7-8 yıl diye bahsettiğim dönem. Bu dönemin neticesi Fazlur Rahman'ın meşhur İslam adlı eseridir. İslam adlı eseri oradaki çalışmalarının neticesinde yazılmıştır. Üçüncü dönemde çözüm dönemidir diyor. Fazlur Rahman bu dönemde yoğunlaştığı ana nokta Kur'an'ın anlaşılmasıydı diyor. Bu dönemini Kur'an'ın mesajını kitaplar ve makaleler yazarak yaymayla geçirdiğini belirtir. Yani Fazlur Rahman'ın son dönemidir bu. 1968'lerden 1988'lere kadar son 20 yılı artık düşüncelerini olgunlaştırdığı ve eserlerini en çok eserine vermeye başladığı dönemdir diye Fazlur Rahman'ın hayatından böyle kısaca bir alıntı yapmış olalım. Eserleri, bakın Fazlur Rahman'ın eserlerinden de birkaç örnek vereyim. Ne kadar farklı İslami ilimlerle iştigal ettiğini görmüş olalım. İlk eseri, en erken dönem eseri İbn Sina'da Psikoloji. Sonra İslam'da Nübüvvet, Felsefe ve Gelenek. Sonra Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu. Sonra Meşhur İslam adlı kitabı ki geçen yıl biz birlikte incelemiştik. Daha sonra İmam Rabbani'nin mektupları, yani tasavvuf görüşüyle de yakından ilgili. Molla Sadra'nın felsefesi başka bir eseri. Molla Sadra'nın düşüncesiyle de ilgilenmiş. En meşhur kitaplarından Major Themes of Kur'an. Ana konularıyla Kur'an kitabı Fazlur Rahman'ın. Yine İslam geleneğinde sağlık ve tıp ve İslam'da İhya ve Reform, İslam ve Çağdaşlık, İslam ve Modernite de diğer önemli kitaplarından. Bu kitaplarının haricinde 100'e yakın makale, ansiklopedi maddesi ve kitap tanıtım çalışmaları Fazlur Rahman'ın olmuştur. Yani oldukça velut bir yazar, çok fazla eseri olan bir yazar. Fazlur Rahman'la ilgili genel bu bilgileri verdikten sonra da Fazlur Rahman'ın genel görüşlerinden bahsediyor. Ancak bu kısmı geçiyorum. Ben son kısma gelelim. Mukayeselerini Molla Fenari ile Fazlur Rahman'ın mukayesesini inceleyelim. Zamandan da daha iyi tasarruf etmiş olacağız böylelikle. Evet.
Mukayeseyi şu üç ana başlık altında yapmıştır Mehmet Çiçek Hoca. Önce içerik mukayesesi yapmış, sonra yöntem mukayesesi yapmış, sonra da bazı tefsir problemlerine bakışlarının mukayesesi demiş ve farklı açılardan Molla Fenari ile Fazlur Rahman'ı karşılaştırmış. Bu karşılaştırmada Fazlur Rahman ile Molla Fenari'nin hem benzer yanları var hem ayrıldıkları yanlar var, farklı görüşleri var. Bunların her ikisini de incelemeye çalışacağız. Her iki müellif arasında da, şimdi içerik mukayesesinden başlıyoruz. Her iki müellif arasında da Kur'an'ın Allah kelamı olmasında bir mutabakat vardır. Fazlur Rahman da Kur'an'ı Allah kelamı diyor. Molla Fenari Hazretleri de zaten klasik çizgide Allah kelamı diyor. Fakat Allah kelamı dedikten sonra Fazlur Rahman biraz daha ayrılacak. Hangi noktada ayrıldığını, onun lafız ve mana olarak ayırdığını az sonra biraz daha incelemeye başlayacağız. Fakat Allah'ın kelamı olması noktasında bir mutabakat vardı. Fakat Kur'an'la ilgili hangi noktanın dikkate alınacağı, yani mahiyeti, neliği meselesi bu iki müellifin farklılaşmasını oluşturan temel unsurdur demiş. Fazlur Rahman tartışmanın işin mahiyetini ortaya koyan bir mesele olmadığını vurgulayarak Kur'an'ın tarihsel bir hitap oluş keyfiyetine dikkat çeker. Onun metinden ilkelerin çıkarılabileceği düşüncesinden hareketle Molla Fenari'nin zikrettiği müteşabihat gibi kısımların varlığını kabul etmediği söylenebilir diyor. Molla Fenari klasik bir alim olarak yine müteşabih kısımların Kur'an'da var olduğunu söylüyor fakat Fazlur Rahman bu müteşabih gibi kısımları kelamı lafzi, kelamı nefsi gibi ayrımları gerekli bulmuyor. Az sonra bunların detayına da gireceğiz. Şöyle diyor Molla Fazlur Rahman. Ona göre vurgulanması gerekli nokta, Kur'an'ın metninin tarihselliğinde mündemiş olan ilahiliğin, ilkelerin ortaya çıkartılmasıdır. Bu ise metnin anlaşılabilirliği açısından iki müellifi birbirinden ayırmaktadır. Şimdi Molla Fenari'nin yaptığı bir ayrım var. Kelamı lafzi ve kelamı nefsi diye. Kelamı lafzi diye Molla Fenari Hazretleri bizim elimizde tuttuğumuz Musaf'ı kastediyor. Fakat kelamı nefsi diye kastettiği şey ise Allah katında bulunan ümmül kitap olarak da anlaşılabilen asıl hitabın özüdür. Bunu Mehmet Çiçek Hoca diyor ki eğer şöyle anlarsak tabiri caizse kelamı lafzi metnin tarihsel yönü olarak ele alınırsa kelamı nefsi de metinde mündemiş olan ilkeler olarak zikredilebilir. Böylece tartışma ona göre kelamullah'tan çıkıp metnin içinde var olan kelamullah'ın ortaya konmasına dönüşmektedir. Şimdi Fazlur Rahman'ı incelerken zaten şunu görmüştük. Burada da görmeye devam edeceğiz. Fazlur Rahman'ın düşüncesini yoğunlaştırdığı ana nokta Kur'an-ı Kerim'in tikel, hususi yönlerinden tümel, genel ilkelere ve hikmetlere varma yöntemi olmalıdır. Bir müfessirin yapabileceği en doğru, alabileceği en doğru tavır budur. Molla Fenari bu noktada kelamı lafzi ve kelamı nefsi ayrımıyla Fazlur Rahman'ın bu düşüncesinde mutabık olmuştur diyor Mehmet Çiçek Hoca. Eğer böyle değerlendirilirse diyor. Bu konunun da biraz daha az sonra açıklamasına gireceğiz. Fazlur Rahman Kur'an-ı Kerim'i kaynak olarak ilahi görmekle birlikte içerik olarak insani görüyor. Kur'an-ı Kerim'in o tarihsel ortamını konjonktürel şartlara göre Hazreti Peygamber'in ağzından vahyin sudur oluşunu içerik olarak insani olmasıyla yorumluyor Fazlur Rahman. Yani lafızlar peygambere aittir. Kur'an-ı Kerim bu yönüyle bir insan sözüdür ki az sonra bunu inceleyecek. Fakat anlam itibariyle yukarıdan aşağıya vehbi olarak Allah'tan inzal olmuştur. Fakat tenzil yani inzalden sonra tek bir inişten sonraki tenzil peyderpey 23 yıl boyunca olmuştur. Ki buradaki inzal Hazreti Peygamber'in kalbine Kur'an-ı Kerim'in ilka oluşudur. Bir defada erruh olarak ve emir olarak peygamberin kalbine girişidir. Daha sonra bu yetenekle bil kuvve vahiy diyor buna Fazlur Rahman. Bu yetenekle donatılan peygamber dönemin şartlarına göre ağzından vahiy olarak problemlere, toplumun problemlerine çözüm sunmuştur. Ki bunlar da Kur'an-ı Kerim'in tenzilen vahyinin göstergesidir. Şimdi bunun mutabık yönünü
Şöyle bir sembolizmle açıklıyor. Mesela klasik görüşte Kur'an-ı Kerim bir defa da dünya semasına, daha sonra peyderpey yavaş yavaş Hazreti Peygamber'e en yakın semaya nazil olmuş idi. İşte Fazıl Rahman da diyor ki buradaki sembolizm şudur diyor. Hatta Şah Veliullah Dehlevi'den ve Gazali'den de kendisine delil getirerek diyor ki aslında bir defada nazil oluş, en yakın sema, dünya semasına nazil oluşu, peygamberin kalbine bunun ilka oluşudur. Daha sonra oradan 23 yıl boyunca yavaş yavaş inişinin de Hazreti Peygamber'in ağzından bu vahyin sudur erişidir ki yessernâhu bilisânike, onu senin diline kolaylaştırdık gibi pek çok ayetten de alıntı yapar Fazlur Rahman. Yani bu daha sonra peygamberin ağzına vahiy olarak dökülmeye başladı. Dolayısıyla Fazlur Rahman'ın burada en önemli belki dikkat çekici görüşü Kur'an-ı Kerim'in bir dış değil bir iç olduğu görüşüdür. Yani Fazlur Rahman Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber'e direkt lafız olarak dışarıdan gelmediğini, Hazreti Peygamber'in içinde oluştuğunu söyler. Yani Hazreti Peygamber'e dışarıdan gelmemiştir. Hazreti Peygamber'in içinden sudur etmiştir. Fakat içinden sudur etmeden önce kendisine ilk olarak o ruhu vahyeden yine kesinlikle Allah'tır. Yani Allah'ın bu yönüyle kelamıdır Kur'an-ı Kerim. Fakat lafızları yönüyle Allah'ın kelamı demek değildir bu diye bir ayrım yapıyor Fazlur Rahman. Buna da yeri geldikçe işaret edeceğiz zaten. Fazıl Rahman'ın Molla Fenari'den en temel farkı murad-ı ilahinin Allah katında olması iddiası hakkındadır. Şimdi bu bölüm de önemli. Molla Fenari şunu diyecek. Murad-ı ilahi direkt Kur'an-ı Kerim'de bugün elimizde tuttuğumuz mushaflardadır. Dolayısıyla o murad-ı ilahinin açık seçik önümüzde olduğu o mushafa bakarak, biz Kur'an-ı Kerim'e bakarak bu anlam deryasından kendi hisbemizce, kendi gücümüz yettiğince biz anlamları devşirmekle, hikmetleri yakalamakla mükellefizler Molla Fenari. Fakat Fazlur Rahman bu konuda biraz daha zorlamacı düşünür. Der ki murad-ı ilahi Allah'ın katındadır. Lafız olarak Kur'an-ı Kerim kesinlikle rahatça anlaşılabilir. Fakat ümmül kitap dediğimiz, kitabı meknun, gizli kitap dediğimiz bu asıl o gizli olan kitap murad-ı ilahi diyor işte buna. O Allah katındadır. Bunun şimdi az sonra detaylarına girersek çok açık olmadı bu kısımda. Fakat az sonra örneklerle daha açık olacak. İfade edemedim. Şimdi yeniden o meseleye temas edeceğiz zaten. Burada mesela Molla Fenari'ye göre Kur'an-ı Kerim tam olarak kavranamaz diyor Molla Fenari. Fazlur Rahman ise şunu söyleyecek. Kur'an-ı Kerim Allah merkezli bir kitap olmakla birlikte insana hitap ettiği, bu anlamıyla peygamberin kendi dönemindeki problemlerine bir cevap olduğu gerçeği önemlidir. Ona göre bu problemleri fark edip ondaki evrensel öğeye sahip olan kişinin de Kur'an'ı çok rahatlıkla tanımlayabileceği düşünülmektedir. Yani Fazlur Rahman'a göre Kur'an-ı Kerim çok rahat bir şekilde anlaşılabilir. Sadece Kur'an-ı Kerim'e yaklaşan kişinin ikili bir anlama faaliyetinde olması gerekir. Şöyle, bu kişi öncelikle Kur'an'a yaklaşan bu müfessir ya da muhatap, Kur'an'ın muhatabı olan kişi, ilk önce Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu döneme gidecektir. O dönemde Kur'an-ı Kerim'in hangi şartlarda inmiş olduğunu anlayacaktır. Ki bunun için Fazlur Rahman'ın en önemli önerisi, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmek, bilebilmek, tanıyabilmek için o Arapçayı detayıyla, lügat ilimlerini bilmeye gerek yoktur. En önemli bilmesi gereken şey Fazlur Rahman'da İslam tarihi bilgisidir. Yani Arap toplumu hakkında, Kur'an'ın nazil olduğu toplum hakkında genel bilgilere sahip olmaktır. Bu bölüm de önemli. Çünkü bundan sonra Fazlur Rahman şunu diyecek. Kişi dönemin şartlarını bildikten sonra Kur'an-ı Kerim'in hangi şartlar altında o ilk muhataplarına indiğini kavrarsa, daha sonra o ilk dönem ortamından müfessir ya da Kur'an'a yaklaşan kişi kendi dönemine Kur'an-ı Kerim'in o ilkelerini, o tümel kavramlarını döndürebilir ve kendi döneminde de işte o ikinci aşamadır, kendi dönemine de onu taşıyabilir diyor. Bu ikili yönteme Fazlur Rahman sık sık işaret edecek.
Molla Fenari ne diyor? Molla Fenari Cenab-ı Allah'ın ilim sıfatına ulaşılmasının mümkün olamayacağını söylüyor. Yani tefsir ilimlerine dair kesinlikle biz buna ilimdir diyemeyiz diyor. Molla Fenari tefsire marifet olarak yaklaşıyor. Çünkü diyor tefsir o Kur'an-ı Kerim'in onlarca binlerce hikmet deryasından o kadar çok anlama sahiptir ki, çünkü lafız olarak da Allah'tan inmişse her bir kelimesinde, hatta her bir harfinde onlarca anlam mündemiş olmalıdır, onlarca anlam saklıdır. Dolayısıyla o anlamları hiçbir insan tamamen keşfedemez, anlayamaz diyor. Dolayısıyla hani ilim bir şeyin künhüne, tamamına vakıf olmak, irfan ise, marifet dediğimiz şey ise az bir bilgi sahibi olmak, onu tanımak diye ayrılır ya ilim ve irfan arasındaki fark. İşte o yüzden biz tefsir ilmine ve Kur'an-ı Kerim'in bu yönüne tamamen vakıf olamayacağımız için tefsire biz ilim diyemeyiz, marifet diyebiliriz diyor. Marifet olarak yaklaşıyor. Fazlur Rahman ise Kur'an-ı Kerim'in rahatça anlaşılabileceği görüşünde, muradi ilahi olarak herkes Kur'an-ı Kerim'i ben muradının şu olduğunu anladım diyemez. O biraz daha uzaktadır Fazlur Rahman'da, fakat lafız olarak literal bağlamıyla Kur'an-ı Kerim'in herkes tarafından rahatça anlaşılabileceğini söylüyor. Ki burada Fazlur Rahman'la Molla Fenari arasındaki en önemli fark şudur. Fazlur Rahman diyor ki Kur'an-ı Kerim'in lafzında elimizde tuttuğumuz mushafta onlarca anlam, hikmet yüklü değildir. Dönemin şartlarına göre, Arapların ihtiyacına göre çok basit hükümler sunmuştur Kur'an-ı Kerim diyor. Dolayısıyla bunlardan hikmetler devşirmeye çalışmamıza gerek yoktur diyor. Molla Fenari ise klasik bakışta şunu söylüyor. Hayır diyor, eğer Kur'an lafız olarak da Allah kelamı ise, sadece mana olarak değil lafızla da Allah kelamı olarak peygambere indiyse, o zaman her bir kelimesinde anlamlar, pek çok anlam saklı olabilir diyor. Ki Molla Fenari ile Fazlur Rahman'ın işte bu mukayesede belki en önemli ayrım noktası budur diyebiliriz. Şimdi Allah'ın konuşması nasıl olacak? Kelam-ı ilahiyenin tabiatı nedir? Bu bölüm aslında çok önemli bir bölüm. Dücani Cündüoğlu'nun mesela Kelam-ı İlahi'nin tabiatına dair bir kitabı vardı bununla ilgili. Fakat meseleleri biraz daha yüzeysel ele almıştı. Burada mesela Kelam-ı İlahi'nin tabiatı, yani Allah'ın kelamının Kur'an-ı Kerim'in mahiyetiyle ilgili tek bir örnek üzerinden gitmiş Mehmet Çiçek Hoca. Ki bence güzel bir özet olmuş, onu ben de size aktarmış olayım. Öncelikle şu kesin, hem Fazlur Rahman hem de Molla Fenari Cenab-ı Allah'ın doğrudan konuşmasının söz konusu olmadığı konusunda hemfikirdirler diyor. Yani Fazlur Rahman'a göre de Molla Fenari'ye göre de Allah direkt olarak doğrudan konuşmaz. Genellikle ehl-i sünnet ya da geleneksel görüş Allah-u Teala'nın kelamı olarak gördükleri için, lafız olarak da peygambere vahyedildiğini Kur'an-ı Kerim'in düşündükleri için Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın konuşması olarak bakabilirler. Peki Molla Fenari burada o klasik görüşten neden ayrılıyor? Klasik görüşten ayrılmasının en önemli sebebi şu Molla Fenari'nin. Müellif burada vahdet-i vücut düşüncesine bağlılığını ön plana çıkarmaktadır. Zira vahdet-i vücut düşüncesinde Allah'ın zatının bilinmesi isimler teorisi açısından mümkün değildir. Bakın bu çok önemli. Hatırlarsanız Fusus-ül Hikem'in şerhini Toşiko İzitsu'dan incelerken İbn Arabi'nin şu çok temel görüşlerinden biriydi. Allah'ın kesinlikle isimleri ya da tecellileri, tezahürleri bir gölgedir. Fakat asla bunlar aslı değildir demişti. Hatta vahdet-i vücut denince genellikle işte her şeyi Allah kabul etme, bu gördüğümüz bütün nesnelere Allah olarak dokunma, hissetme gibi yanlış bir kanaat var. Fakat vahdet-i vücut görüşü kesinlikle böyle değil. Vahdet-i vücutta bütün her şey, bütün madde o asıl varlıkların, asıl varlığın gölgeleriydi diyor. Dolayısıyla gölge olan şey tecelli ise, dolayısıyla Allah'ın konuşması, kelamı da bir gölge olmak durumundadır. Dolayısıyla direkt Allah konuşamaz diyor Molla Fenari'ye göre. Dediğim gibi burada klasik alimlerden biraz daha ayrılıyor Molla Fenari. Vahdeti vücut görüşünü biraz daha temele aldığı için, esas aldığı için isimler teorisiyle çatışmaması açısından Allah direkt konuşmamıştır diyor. Kelam da onun bir nevi sıfatının gölgesidir diyor. Bu noktada vahdeti vücutçu bir tavır takınıyor. Fazlur Rahman ise neden Allah'ın konuşamayacağını söylüyor? Fazlur Rahman'ın zaten en temel görüşü, Allah'ın doğrudan konuşmamasından hareketle ruhun, vahyin muhtevası oluşuna Fazlur Rahman geçer. O Mü'min ve Şura suresindeki ayetlerden hareketle
ruhun peygamberin kalbinde oluşan ve ihtiyaç duyduğu zaman vahiy şekline dönüşen bir kuvve, bir duyu veya bir araç olarak yorumlanabileceğini düşünür. Yani Hazreti Peygamber Hira'dayken Hazreti Peygamber'e ne geldi biliyor musunuz? Hazreti Peygamber'e ilk önce rüyalarla o zihinsel ortam Hazreti Peygamber tarafından hazırlandı. Onun psikolojik zaten durumunu da Fazlur Rahman bazı yerlerde inceliyor ki o da çok önemli. Fakat vahyi alacak kapasiteye Hazreti Peygamber geldiğinde Hazreti Peygamber'e işte ruh verildi. O ruh bir kuvve vahiy idi. Yani toptan vahiy Hazreti Peygamber'e verildi. Fakat buradaki vahiy kelam olarak, lafız olarak vahiy değil. O zaman zaman telaffuza vahiy dökebileceği kuvvet. O yeti Hazreti Peygamber'e işte Hira'da verildi. Daha sonra yeri geldikçe, ihtiyaç duydukça ki burada ihtiyaç duydukça diyor. Fazlur Rahman Hazreti Peygamber'in bunu zamanla vahiy olarak ağzından sudur ettiğini söylüyor. Bu en temel görüşü zaten diyebiliriz. O bu ruhun peygamberin içinde olmadığını Allah tarafından indirildiğini düşünür ki bu da çok önemlidir. O zaman çünkü aklımıza hemen şu gelebilir. Hazreti Peygamber'in içinde meydana geliyorsa bu vahiy, yani peygamber o zaman bu vahyi uydurdu denemez mi? Peygamber sözü gibi kabul edemez mi? Hayır diyor Fazlur Rahman. Bir mümin şuna iman etmek zorundadır ki ruh olarak da gelse, emir olarak da gelse, ne olarak gelirse gelsin. Bunun Allah'tan geldiğine inanmak Müslüman ismini hak etmenin ön şartlarından biridir diyor. Yani Müslümansanız bunun bir kere Allah'tan geldiğine inanacaksınız. Fakat lafız olarak geldiğine inanmak zorunda değilsiniz diyecektir Fazlur Rahman. Fakat ruhun peygambere Allah tarafından kesinlikle indirildiğini düşünüyor. Evet, ruhla birlikte kullanılan emir sıfatının ise levh-i mahfuz ve ümmül kitap şeklinde Fazlur Rahman tanımlamaktadır. Evet, işte burada şimdi temas etmeye çalıştığımız Kur'an-ı Kerim bir iç mi bir dış mı meselesine de işaret var. Fazlur Rahman'ın temel eleştirisi vahyin tarih boyunca dışsal bir şey olarak algılanmasınadır. Mesela Fazlur Rahman bunu eleştiriyor. Neden Sünni dünyada, sünnette Kur'an-ı Kerim'in tamamen dışarıdan gelen, lafız dışarıdan gelen bir kelam olarak algılandığını eleştiriyor. Hani biliyorsunuz la tuharrik bihi lisaneke lite'acele bih, dilini hareket ettirme, oynatma ayetlerini hatırlayın Kıyamet Suresi'nde. İşte bu gibi ayetler genellikle Kur'an-ı Kerim'in lafız olarak peygambere indirildiğine delil kabul edilmiş. Halbuki o ayetlerin siyakına, sibakına baktığımızda önüne ve arkasına Hazreti Peygamber'in konuşmasından ziyade velev elqa maazirah, mazeretlerini öne sürdü diye anlatılan kıyamet sahnelerinden biri. Yani o mücrimlerin, günahkarların mazeret öne süreceğini fakat Allah'ın la tuharrik bihi lisane, dilini hareket ettirme, inne aleyna cem'ahu ve kur'aneh, onu toplamak, amel defteri olarak okutmak bize düşer gibi bir manaya sahip iken bunun zamanla daha sonra değiştiğini ve Hazreti Peygamber'in sanki vahyi aldığında heyecanla böyle ezberlemeye çalışması anındaki la tuharrik bihi lisaneke diye kendisine hitap ettiği görüşü hakim olmuştur. İşte Fazlur Rahman bunu eleştiriyor. Hazreti Peygamber'e bir dış olarak geldiği inancının yaygınlaşmasını eleştiriyor. Fakat bunun nedenini de kendince sorgulamış Fazlur Rahman. Şu sebeple herhalde bu oldu diyor. Size de paylaşayım bakayım uygun görecek misiniz? Bu anlamda dışsal olduğu söylenen ehl-i sünneti eleştirir ve vahyin dışsallığına işaret eden görüşlerin sonradan hadis diye ortaya çıkarılmış olabileceğini ifade eder. Bunun için o özellikle Kur'an'dan hareketle vahyin peygamberlerle bağlantılı içsel bir şey olduğunu açıklamaya çalışır. Fazlur Rahman sünniliğin vahyi maddi ve gözle görülür bir olay olarak görmesini dönemin algılamasıyla bağlantılı bir durum olarak kabul eder. Ona göre o dönemdeki insanlar ancak bu şekilde vahyin sunulmasını daha net olarak anlayabilirler. Bu anlamda gözle görülür dışsal bir şey olarak algılama kılıf olarak kabul edilmeli ve bunun o dönemdeki insanların tarihsel algılamaları olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Yani Kur'an-ı Kerim hitabının daha etkili olabilmesi için bir dışarıdan direkt dışarıdan gelen bir vahiy şeklinde sunmasında kesinlikle mazur görülmeli diyor Fazlur Rahman. Hitabını en etkili bu şekilde aktarabilirdi diyor. Kaldı ki İslam kitabında Hazreti Peygamber'in kendisine bu vahyin dışarıdan geldiğine de kesinlikle inandığını söyler Fazlur Rahman. Yani Hazreti Peygamber de bu vahyin
dışarıdan geldiğine emindi diyor. Yani Hazreti Peygamber dışarıdan geldiğini düşünüyordu diyor. Fakat bir yönüyle bunun onun iç dünyasında gerçekleşen bir kelam olduğuna Fazıl Rahman yeniden işaret edecek. Şu bölüm şimdi çok önemli. Peygamber sözü ya da insan sözü diyor mu Fazıl Rahman Kur'an-ı Kerim için? Bu paragrafı direkt okumak istiyorum. Vahiy diğer bilme türlerinden zorunlu olarak ayrılmalıdır. Yani her insanın sahip olabileceği, hayal etme ve rüya görme ve benzeri durumlardan kesinlikle ayrı bir şeydir vahiy diyor. Bunun için sunduğu temel tez, Kur'an'ın özünün ahlak ilkeleri olup, bunun da vahyin alıcısını peygamberi aşan bir durum olmasıdır. Zira o, bu ahlak ilkelerinin Allah'ın emri olduğunu belirtir. Fazıl Rahman biraz önce vurguladığımız gibi peygamberin kendi iç düşüncesine dikkat çeker. Kur'an'ın Allah ile Muhammed'in ortak eseri olduğu şeklindeki değerlendirmeleri kabul etmemekle birlikte vahyin yanılmazlığı ve yanlışlıktan uzak oluşuyla mana itibariyle tamamen Allah kelamı olduğunu vurgular. Diğer taraftan anlamın peygamberin kalbine inmiş olması ve onun dilinden süzülmüş olması sebebiyle de dilsel yönüyle tamamen peygamberin kelamı olduğunu düşünür. Dilsel yönüyle tamamen peygambere aittir diyor. Allah'ın ezeli kelamı, bu bölüme dikkat edin, peygambere tamamen bir dış varlık tarafından gelmedi veya getirilmediyse, yani bir bakıma Allah'ın ruhu ile peygamberin ruhu bir ufuk birleşimine girdiyse, o zaman da peygamberin sözü olmaz mı? Fazıl Rahman'ın buna cevabı evettir diyor. Yani Allah'ın ruhuyla, ufkuyla peygamberin ufku birleşti. İşte o ufukta Hazreti Peygamber'in dilinden döküldüğüne göre bu peygamber sözü mü olmuş oluyor? Evet, peygamber sözüdür diyor. Mesela bunu Nasır Hamit Ebu Zeyd şöyle ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın insan sözüdür. Kur'an-ı Kerim Allah'ın insan sözüdür diyor. Bu anlatılan hususu da o şekilde özetleyebiliriz. Benzer görüşlere sahip o da Fazıl Rahman'la. Peki Molla Fenari nasıl düşünüyor? Yani Fazıl Rahman Kur'an-ı Kerim'in vahyin bir iç olduğunu düşünüyor. Molla Fenari nasıl düşünüyor? Molla Fenari vahyin geliş şekillerinde içsellikle birlikte dışsallığın da örneklerini verir. Yani Kur'an-ı Kerim peygamberimize hem insan suretine giren Cebrail tarafından ya da direkt melek haliyle Cebrail tarafından bir dış olarak verilmiş de olabilir. Aynı şekilde içten de gelmiş olabilir. Molla Fenari bir klasik alim olarak bunların hepsini kabul ediyor ve aktarıyor eserinde. Fazıl Rahman biraz daha bu konuda farklı. Fazıl Rahman'ın vahyi modern dönemde yaşayan insanlara anlatmanın imkanını ancak rasyonel bir zeminde olacağını düşünmesi onun görüşlerinin temel bir belirleyicisidir. Bakın bu cümle çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü modern insan şuna inanıyor. Modern insan diyor ki, ya diyor yeryüzüne zaten diyor bir dış müdahalenin, bir Allah müdahalesinin olduğuna inansak zaten bütün inançları, İslam'ı vesaire kabul edebiliriz. Modern insanın, tırnak içinde aydınlanmış insanın en temel görüşü nedir? Bütün dinlerden, kutsallardan arınarak dinin beşer ürünü olduğu, her inancın insan tarafından üretildiği, Tanrı'nın dahi insan tarafından üretildiği görüşü aydınlanma felsefesiyle birlikte biliyorsunuz ortaya çıktı modernitede. İşte Fazıl Rahman bu görüş ile, yani modern görüş ile İslam'ı bir nevi mezcetmeye çalışıyor. Modern insan ancak bu rasyonel izahla, yani sırf Fazıl Rahman'ın yaptığı entelektüel bir çaba, zevk olsun diye giriştiği bir düşünce yöntemi değil. Fazıl Rahman diyor ki, dinin bir yönüyle insan ürünü olduğunu, insan kelamı olduğunu kabul edebiliriz diyor. Anlam olarak Allah'tan geldiğine bu noktada isteyen inanır, isteyen inanmaz. Fakat içerik itibariyle insani olduğunu biz de kabul ediyoruz diyor. Ve dolayısıyla bu noktada eşit düzleme gelmiş oluyor. Kimle? Modern düşünceyle. Anlatabiliyor muyum? Yani Fazıl Rahman'ın temel hedeflerinden biri budur. Modern insana rasyonel izahı bu şekilde yapabilmek. Dış müdahaleyi bu nevi, bu şekilde bir nevi yok sayıyor. Yani dış müdahale anlam olarak sadece vardı diyor. Ki dış müdahalenin anlam olarak olduğunu modern insanı ikna edebilirsiniz. Fakat dış müdahaleyi bir vahiy olarak, kelam olarak, mucize olarak, helak olarak, duaya icabet olarak birebir modern insana inandıramıyorsunuz. Çünkü o bu tür şeylere inanmadığı için modern insan dış müdahaleyi bir dış gücü, daha doğrusu tanrı olarak kabul etmiyor. İşte o yüzden Fazıl Rahman bu noktada bu teorisi ikisini kaynaştırabiliyor diyebiliriz.
Evet, burada yine altını çizdiğim başka hususlar da var. Bazı kısımlarını yine geçiyorum. Kur'an-ı Kerim'e ve vahye bakış açısı ana hatlarıyla böyle Fazıl Rahman ve Molla Fenari'yle. Sünnete bakış açıları nasıl? Sünnete bakış açıları da önemli. Hem Molla Fenari'nin hem de Fazıl Rahman'ın. Molla Fenari sünnete ve hadislere klasik bir alim, klasik bir sünni gibi bakıyor. Belki klasik bakıştan tek farkı, benim burada dikkatimi çeken, peygambere isnat edilenleri hadis, sahabeye isnat edilenleri de eser olarak nitelemekte ve onları birbirinden ayırmaktadır diyor Molla Fenari. Onun haricinde yani sahabelere ait olan sözlere eser diyor, peygambere ait olanlara hadis diyor. Ama diğer yönleri itibariyle yine hadis ve sünneti nas olarak kabul ediyor. Kur'an'dan sonraki ikinci nas olarak kabul ediyor. Bu noktada Fazıl Rahman'dan ayrılıyor eserlerinde. Nasıl ayrılıyor? Burada Fazıl Rahman'ın görüşü ilginç. Çünkü Fazıl Rahman sünnete bakın nasıl bakıyor. O, Kur'an ve sünnetin peygamber hayattayken İslam'ın iki temel kaynağı olduğunu belirtir. Yani Kur'an ve sünnet peygamber hayattayken iki temel kaynaktı. Sünnet de kaynaktı fakat peygamber hayattayken. Şu anda peki peygamber hayatta yok, sünnet artık kaynak değil mi? Fazıl Rahman'a göre değil. Peygamberin vefatından sonra ise kaynak olarak sadece Kur'an-ı Kerim kalmıştır. Peygamberden gelen hadislerin sayısının son derece az olduğunu ve hadis olarak karşımızda bulunan literatürün peygamberden sonra oluştuğunu Fazıl Rahman iddia etmektedir diyor. Yani hadislere bakış açısı genellikle klasik modernistlerden çok da farklı değil diyebiliriz. Yine onun hadise bakışından ufak bir örnek daha vereyim. Onun temel şikayeti yaşayan sünnet şeklinde ortaya çıkan bilgilerin hadisçiler tarafından özellikle de İmam Şafii tarafından keyfiliğinin önüne geçilmesi iddiasıyla kitaplarda tespit edilip sabitlenmesidir. Böylece söz konusu malzeme yani yaşayan sünnet dinamizmini kaybederek hadisleşmiştir diyor. Bu sabitleme ona göre peygamberin ürettiği şeriatın tekrar oluşturulmasının önüne geçmiş ve bu durum İslam düşüncesinde tıkanıklığa ve atalete neden olmuştur diyor. Burada şeriat kelimesini kullanmış olması önemli. Çünkü Fazıl Rahman'ın temel görüşünde din sabittir, şeriat dinamiktir. Yani dinin sabiteleri vardır, sabit din vardır, ilkeleri vardır bu dinin, adalet gibi temel ilkeleri vardır. Şeriat ise toplumdan topluma değişebilecek bir dinamizme sahiptir. Bu Fazıl Rahman'ın temel ana görüşlerinden. Fenari ise, Molla Fenari ise hadisi Fazıl Rahman'da olduğu gibi tarihsel sıçrama için bir imkan değil, aksine Kur'an'ın anlaşılması için bizatihi önemli bir unsur olarak görür. Başka bir ifadeyle hadis, karşımızda Peygamberimizin kendi ahlaki mücadelesinin bir unsuru olarak değil, İslam'ın temel kaynağı olarak kıymetli ve değerlidir. Fazıl Rahman hadislerin hepsini de nazar itibarı almaz. Onun üzerinde durduğu nebevi sünnettir diyor. Yani Fenari'nin bu noktada diğer alimlerden, klasik alimlerden ayrılmadığını görebiliyoruz. Yine bazı Kur'an ilimlerinde ikisinin mukayesesini yapmış. Hala içerik mukayesesindeyiz. Yavaş yavaş toparlamam da gerekiyor. Vakit daralıyor çünkü. Esbab-ı nüzul konusu. Sebebi nüzul. Ayetlerin iniş ortamları ile ilgili. Fenari, Molla Fenari Hazretleri bunu çok önemsemiyor. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında 7 başlık açıyor Molla Fenari. Sebebi nüzul muhtemelen sebebi nüzul rivayetlerinde, esbab-ı nüzul rivayetlerinde hadisler konusundaki birbirleriyle çelişme ya da çok zayıf rivayetlerin sebebi nüzullerle ilgili olarak aktarılması gibi sebepler olabilir. Molla Fenari'nin bunu çok önemsememesine sebep olmuş. Molla Fenari sebebi nüzul yerine neyi önemsiyor? Kronolojik sıralamayı yani surelerin iniş sırasına göre tertibini çok önemsiyor. Ki bu noktada Fazıl Rahman'la da birleşecek Molla Fenari. Nasıl? Müellifin düşüncesinde esbab-ı nüzul kavramının müellif Molla Fenari önemli kavramlar arasında olduğunu söylememiz mümkün gözükmemektedir. Molla Fenari bunun yerine surelerin tertibini yani kronolojik sırayı dikkate almaktadır. Fazıl Rahman ise esbab-ı nüzulü tenzille bağlantılı olarak ele alır. Zira ona göre vahiy daha önce de vurguladığımız üzere peygamberden bağımsız bir şekilde ele alınamaz. Nitekim
Mekkeli müşriklerin vahyin defaten yani bir defada inmesine yönelik isteklerini Kur'an, peygamberin kalbinde subut bulması nedeniyle reddetmiştir. Dolayısıyla vahyin aralıklı ve yavaş yavaş inmesi Fazlur Rahman'a göre sebebi nuzulle bağlantılıdır. Yani Fazlur Rahman'ın zaten Kur'an-ı Kerim'i temel bakışı da buydu diyebiliriz. Sebebi nuzullere göre, tarihsel ortama ve şartlara göre Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber ağzından söylenmiş, vahyedilmiş idi. Kronolojik sıralamanın yani bu noktada ayrıldıkları en önemli belki nokta şu. Molla Fenari burada uzunca ele almış. Ben özetle söyleyeyim. Molla Fenari surelerin tertibinin, şu anda elimizde bulunan Mushaf'taki surelerin tertibinin tevkifi olduğunu söyler. Allah tarafından belirlendiğini söyler. Yani Bakara'dan sonra Ali İmran, sonra Nisa suresi geliyorsa bunu tertip eden Allah'tı der. Molla Fenari ise bunun, Fazlur Rahman ise bunun içtihadi olduğunu söyler. Ve bunun mutlaka düzenlenmesi gerektiğini söyler. Yani nüzül sırasına göre nazil olduğu ilk ayetlerden sona doğru önce Mekki sonra Medeni ayetlerin tertip edilmesini Fazlur Rahman Kur'an-ı Kerim'in daha doğru anlaşılabilmesi için önermektedir. Bu farkı da belirtmiş olalım. Burada bir sıkıntıya dile getirmiş Mehmet Çiçek Hoca. Kavramlara farklı anlamlarda yükleyebilmişlerdir. Hem Fazlur Rahman hem Molla Fenari diyor. Onunla ilgili örnekler vermiş. Ben detayına girmiyorum. Nasih mensuh olaylarına bakışı nasıl? Kur'an-ı Kerim'de nesih var mıdır? Bu noktada Fazlur Rahman klasik modernistlerden bir yönüyle ayrılıyor. Yani klasik modernist derken ana hatlarıyla Kur'ancıları kastediyoruz. Mesela Kur'an'ı merkeze alıp söylem geliştirenler, yani Muhammed Esed'i düşünün. Muhammed Esed'e göre nesih olamaz Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle. Allah'ın sanki yazdığını sonra buruşturup çöpe atan bir yazar gibi düşünülmemesi gerektiğini, dolayısıyla nesihin kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e izafe edilemeyeceğini klasik modernistler genellikle savunmuştur. İşte bugün temel temsilcileri olan Abdülaziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu ve benzeri hocalar, yani o klasik modernizmin Kur'ancı bakışını devam ettiren hocalar nesihe genellikle karşıdırlar. Fakat bu noktada işte tarihselci bakış ayrılıyor. Nesih kabul ediyor. Şöyle kabul ediyor. Kur'an-ı Kerim'in zaten dönemin şartlarına göre sudur eden bir vahiy olduğunu söylediği için dönemin şartlarına göre farklı kelamlar Hazreti Peygamber'in ağzından dökülmüştür. Ve bu da ortamına göre değişebileceği için biri diğerini ortama göre yine nesh edebilmektedir diyor. Bu görüşü savunuyor. Fakat bunu savunmakla birlikte, neshin varlığını kabul etmekle birlikte Fazlur Rahman bunun çok az olduğunu söylüyor. Oraya gelirken hemen şunu da belirteyim. Molla Fenari klasik bir alim olarak zaten neshi kabul etmiş. Neshi kabul etmeyen Ebu Müslim El-İsfahani'yi eleştiriyor. Sen nesi nasıl kabul etmezsin diye. Yani klasik bir yaklaşım sergiliyor Molla Fenari. Fazlur Rahman şöyle söylüyor. Vahyin temel kaynağının levh-i mahfuz, yani korunmuş levha veya kitab-ı meknun, saklı kitap olduğunu belirterek ayetlerdeki hükümlerin kaldırılmasının veya tekrar kurulmasının başka bir ifadeyle nasih ve mensuhun buradan kaynaklandığını düşünür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yemhullahu ma yeşâ'u ve yuthbitu ve indehu ummul kitab ayetini delil getirir. Bakın bu çok önemlidir. Fazlur Rahman'ın vahye bakışını da özetleyen bir ayet gibidir. Yemhullahu ma yeşâ'u, Allah dilediğini siler ve yuthbit, dilediğini de sabit kılar ve indehu ummul kitab, fakat ummul kitab işte o ruhun Hazreti Peygamber'e vahyedildiği o ruhun özü hiçbir zaman değişmez diyor. Fakat şartlara göre Allah dilediğini Hazreti Peygamber'in ağzından o ruh sudur ettikten sonra bir kuvve vahiy, bir fiil vahye dönüştükten sonra birbirini nesh edebilir bu ayetler diyor dönemin şartlarına göre. Evet, ana hatlarıyla burada Garanik hadisesine vesaire değinişleri var. Fakat detayına girmek istemiyorum. Hızlıca devam edelim. Burada şöyle özetlemiş nesih konusuna bakışlarını. Fazlur Rahman, neshin hukuksal planda kanunun ilgası gibi anlaşılmasının çok doğru olmadığını düşünür. Zamanla bu fıkıh tarafından öğretilmiştir der. Evet, hatta bunun İslam düşüncesine sonradan sokulduğunu ifade eder. Molla Fenari ise bu söylemin tersine neshi, hasta olan kişiye verilen ilacın daha iyi ilacın iyileştiğinde yasaklanması örneğinde olduğu gibi illetle bağlantılı bir olay olarak görür.
Kur'an'ı peygamberin ıslahat sürecini anlatması olarak gören Fazlur Rahman, diğer taraftan bunun tedrici bir özellikte olduğunu da zikreder. Yani illetlere bağlı olarak nesih ve mensuh olabilir dedikleri için her iki alim de bu noktada mutabıktırlar diyebiliriz. Bu mukayeseyi de yapmış oluyor. İcazul Kur'an meselesine gelince Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği ne bakışları nasıl? Fazlur Rahman öncelikle tek mucize olarak Kur'an-ı Kerim görülmelidir diyor. Yani Fazlur Rahman'a göre Kur'an-ı Kerim peygamberin tek mucizesidir. Kur'an-ı Kerim'in bunu yönüyle çok etkileyici hitabıyla lafzi olarak mucize olduğunu söyler. Fakat bu mucizenin Allah tarafından geldiğinin bir göstergesi olarak değil ki bu noktada Fazlur Rahman mutezile gibi düşünür. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzı insanlar tarafından da üretilebilecek bir seviyededir der. Fakat icazının etkileyiciliğiyle bir mucize gibidir der aynı zamanda. Yani şöyle söyleyelim. Mutezile şöyle söylüyordu hatırlayacak olursanız. Kur'an-ı Kerim lafızları itibariyle tamam bir insan tarafından da söylenebilir. Mesela Kur'an-ı Kerim el-kari'ah mel-kari'ah der. Müseylemetül Kezzab el-fi'lu mel-fi'lu ve me edrake mel-fi'l der. Lafız olarak yani çok benzer birbirine. Fakat anlam itibariyle Kur'an-ı Kerim'in o temel ilkeleri, tevhid gibi, o teosantrik dili, Allah merkezidir çok etkileyici olduğu için Kur'an-ı Kerim bu yönüyle de hem taklit edilebilir hem de taklit edilemezler ki Fazlur Rahman da bu noktada Mutezili görüşü savunuyor diyebiliriz. Onu devam ettiriyor. Molla Fenari'ye göre ise Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu hem mana itibariyledir hem de lafızı itibariyledir. Mana itibariyle nasıldır? Şöyledir. Kur'an-ı Kerim hemen şurada bulayım. Direkt kendi ağzından söylemiş olalım. Göremedim ama ana hatlarıyla hakkındakini söyleyeyim. Mana olarak şöyle mucizedir der Molla Fenari. Mesela kendisinden sonra yaşanacak olan olayları haber verir. Mesela o gulübetur Rum, Rumlar galip olmuştur gibi kendisinden sonra olaylara haber vermesi mana yönüyle mucize olarak görmüştür Molla Fenari. Bu noktada klasik düşünceye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine Molla Fenari, nazım türlerinin zirvesinde şiir vardır der, belagat ilmi vardır der, Kur'an-ı Kerim bu yönüyle mucizedir, zirvenin de üzerindedir der. Mana olarak da az sözde çok anlamın ifade edilmesi, buradaymış, geçmiş ve gelecekle ilgili gayetten haber verilmesi, yalandan uzak olunması gibi özellikleriyle de mana olarak mucizedir diyor. Fazlur Rahman ise İcazın Kur'an'ın taklit edilememesi anlamında olduğunun kitaplarda vurgulandığını hatırlatır. Nitekim Kur'an'ın başka dillere tercüme edilememesini de buna bağlar. Ona göre Kur'an peygamberin yegane mucizesidir. Kur'an'ın içinde zikredilen fikirleri ve görüşleri öyle anlaşılıyor ki tarihsel olmaları sebebiyle bir tarafa bırakıldığında icazının dil üslubu ve ifade tarzı olduğu görüşündedir. Bu anlamda Kur'an okunduğunda kişi Arapça bilsin ya da bilmesin mutlaka etkilenmektedir diyor Fazlur Rahman. Burada şunu aktarayım size. Kur'an-ı Kerim gaybten haber verir mi? Molla Fenari diyor ki Kur'an-ı Kerim gaybten haber verir, bu yüzden mucizedir. Fazlur Rahman'ın ise bu konudaki bakışı çok ilginç. Kur'an-ı Kerim gaybten haber vermez. Kur'an-ı Kerim kehanette bulunur diyor. Nasıl diyor? Direkt aktarayım. Fazlur Rahman'ın Kur'an'da gaybla ilgili örnek olarak verilen Rum suresinin 30. surenin 1-3 ayetlerine nasıl baktığı bu anlamda açıklayıcı olabilir. O, Kur'an'da zikredilen Persler karşısında yenilen Rumların kısa bir müddet içinde Persleri yeneceklerine haber veren ayetlerin gaybla ilgili verilen bir bilgi olarak değil, aksine bunun son derece mantıklı bir kehanet, prediction olduğunu vurgular. Zira ona göre normal bir bilgiye sahip olan kişi tarihe ferasetli bir şekilde bakmak suretiyle savaş, ekonomik çöküş gibi olaylar hakkında tahminde bulunabilir. İlahi hikmetin bu konuda ne kadar isabetli bir hüküm vereceği ise oldukça açıktır. Dolayısıyla bunu gaybla ilgili bir bilgi verme olarak değil, bilakis ona göre mevcut durumdan hareketle çıkarılabilecek bir kehanet olarak kabul etmek gereklidir diyor Fazlur Rahman. Sanırım anlaşılmıştır. Evet, içerik mukayesesi ana hatlarıyla böyleydi. Evet, 15 dakikamız kalmış. Ben toparlayayım, soru cevap kısmına geçelim. Yöntem mukayesesinde Fazlur Rahman'ın o ikili bakışını
anlatıyor. Her iki alimin de kendi döneminin problemlerine cevap verme amacında olduğunu belirtmiş. Kendi dönemlerinin alimleri olduğunu söylüyor. Lafızla ilgili problemler Fazlur Rahman'da konu dışıdır. Mesela sure ile ilgili isimler, surenin fazileti, surenin sayısal verileri yöntemin bir unsuru olarak dikkate alınmaz diyor. Bu temel farklılıklarından biri. Yani yöntem olarak Molla Fenari bir ayetin, bir surenin tefsirine başladığında surenin faziletleri, kaç ayet olduğu gibi detaylarla ilgili bizim klasik tefsir kitaplarında geçen ayrıntıların hepsini aktarıyor. Çünkü lafzı da mucizevi görüyor Molla Fenari. Haklı olarak bu bilgileri aktarıyor. Fazlur Rahman'ın ise böyle bir yöntemi yok. O kesinlikle bunları peygambere ait olarak gördüğü için bu yönüyle bunların hikmetvari olmadığını söylüyor. O yüzden tefsirde bunlara gerek yoktur diyor. Yine bazı tefsir problemlerine bakışlarının mukayesesi demiş son bölümde. Burada detayına girmeyeyim, sadece şunu söyleyeyim. Molla Fenari'ye göre bir müfessirde bulunması gereken özellikler: fıkıh, tefsir, kelam, hadis bilgisine sahip olmalıdır. Kıraat, dil, irab ve beyan gibi ilimleri su gibi bilmelidir gibi genel görüşler. Hani bizim klasik müfessirlerimizin sahip olduğu görüşler. Fazlur Rahman'a göre ise öncelikle tarih bilgisi bir müfessirin olmazsa olmazıdır. Kur'an'ı anlama eyleminde bulunan kişide Fazlur Rahman'a göre şu 3 özellik mutlaka bulunmalıdır. 1. Tarih bilgisi. 2. Ahlak ve normatif sosyal bilimciliği içine alan sosyal mühendislik mutlaka bir müfessirde bulunması gereken özelliktir diyor. Bu yönüyle Fazlur Rahman Molla Fenari'den ayrılıyor. Yine şunu da söylemiş olalım. Molla Fenari'ye göre Kur'an-ı Kerim'in devamlı olarak tarihsel bakışı döngüseldir. Yani Kur'an-ı Kerim'de yaşanmış olan, Kur'an-ı Kerim'in vahiyinin ayetlerinin inmesine sebep olan ortamlar döngüsel olarak tarihte devamlı olarak yaşanabilir. Fazlur Rahman'a göre ise bu döngüsel değil. Yani o şartlar yeniden oluşmaz. Çizgiseldir, düzdür. Yani Fazlur Rahman'a göre mesela son peygamber artık gelmiştir. Bir daha vahyin gelmeyecek olması bile bunun çizgisel bir düzeyde düz olarak ilerlediğini gösterir. Çünkü Fazlur Rahman'a göre artık insanlık vahye ihtiyaç duymadan akıllarıyla toplumsal problemlere, doğayla ilgili karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilecek donanıma ulaşmıştır. Burada akli bir tekamülden Fazlur Rahman bahseder ki zaten moderniteye bakış açısından da onu kurgulayabiliriz zihnimizde. Bu yönüyle döngüsel ve çizgisel bakış açılarıyla Molla Fenari ile Fazlur Rahman birbirinden ayrılır diyebiliriz. Evet, sonuç bölümüne de yaklaşıyorum. Fazlur Rahman'ın temel ilkesinin modern insana rasyonel izah olduğunu söylemiştik. Tefsirde oluşan bilgi kesin midir, değil midir? Molla Fenari tefsirde oluşan bilginin zandan oluşması sebebiyle, yani kişisel, subjektif bir bakışta olduğu için kesinlik içermeyeceğini vurgular. Yani Molla Fenari'ye göre bir ayete baktığınızda ben şunu anlıyorum, o yüzden anlamı budur diyemezsiniz. Çünkü o ayet herkese farklı bir mesaj verebilir, farklı anlamları muhtevidir. Pek çok anlamı vardır çünkü ilahidir, o anlamlar deryasıdır. Fazlur Rahman'a göre ise böyle değil. Ayet-i Kerime'nin anlamı oldukça açıktır. Dolayısıyla kesinlik ifade eder. Ayetlerin anlamı zanla değil, subjektif değil, herkes tarafından anlaşılabilecek kesinliğe sahiptir diyor Fazlur Rahman. Yine bu noktada Molla Fenari'den ayrılıyor. Evet, yine benzer konuyu devam ettirmiş. Burada da detayına girmeden yavaş yavaş bitireyim. Tarih boyunca tefsir çalışmaları Fazlur Rahman'a göre peygamberin mücadelesini, dolayısıyla Kur'an'ın anlatmayı hedeflediği mesajı dikkate almaksızın yapılan, bütünlükten yoksun, parçacı eylemlerdir diyor. Parçacı olmasının sebebinin de şu olduğunu söylemiştik. Ayet ayet Allah'tan indiği için her ayetin derin anlamlar taşıdığını söylüyor. O yüzden parça parça genellikle inceleniyor ki buna mevzii bakış denir tefsirde. Parçacı bakış. Fakat Fazlur Rahman'ın önerisi biraz daha mevzii değil, mevzui bakış. Yani konular bütünlüğünde ayetleri ele almak gerektiğidir. Mevzii parçacı bakmamak gerekir Kur'an ayetlerine diyor. Evet, sonuç bölümünde de hem Fazlur Rahman'ın hem Molla Fenari'nin görüşlerini çok güzel bir şekilde özetlemiş Mehmet Çiçek Hoca. Ancak ana hatlarıyla konulara değinmiş olmaya çalıştık. Sanırım hem Molla Fenari'nin hem Fazlur Rahman'ın Kur'an-ı Kerim'e nasıl baktığı
zihnimizde oturmuştur. Tabii kitap doktora çalışması, muhtevalı bir kitap, geniş bir çalışma, dolayısıyla okunursa da ayrı istifadeler yapılabilir. Ana hatlarıyla kitabın maksadını belirtmeye, vermeye çalıştık. Evet, son 5-10 dakikada soru cevap varsa bu kısma ayırabiliriz.